bazıları mahkumların kafalarını keserek vücutların geri kalan kısmını köpek balıklarını beslemek için suya atıyordu bu geçmişi düşününce üzülüyorum öfkeleniyorum İsrail Kanavçık Almanya'daki tek Herero aktivisti, Alman sömürgeciliğinin sona erişinin üzerinden 100 yıl geçti. 71 yaşındaki Namibyalı, Alman hükümetine sık sık sorumluluk alma çağrısını tekrarlıyor. Üç şey istiyoruz. Özür dilenmesi, soykırımın tanınması ve tazminat. Bir şey kırarsanız onu onarmalısınız. Afrika'nın kaderi 1885 yılında Berlin Konferansı'nda belirlendi. Kıta bölünüp Avrupa güçleri arasında paylaşıldı. İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar Almanya'nın dünya genelinde kolonileri vardı. Savaş kaybedilince deniz aşırı Alman toprakları yeniden dağıtıldı ve ardından sömürgecilik sona erdi. Sömürge sırasında vahşet ve açgözlülükten milyonlarca insan olumsuz etkilendi. Bugün Namibya'nın yer aldığı Afrika'nın güneybatısındaki Alman topraklarında Herero ve Nama halkını ortadan kaldırma girişimi en az 80 bin insanın ölümüyle sonuçlandı. Tazminat endişesi nedeniyle Alman meclisi yaşananları hiçbir zaman resmen soykırım olarak tanımadı. Ancak Alman hükümeti ülkenin sömürge tarihinin kapsamlı şekilde araştırılması ve aydınlatılması sözünü verdi. Tabii ki şu anda Namibya ile uzlaşmak için görüşmeler yürütüyoruz. Yüzyıl önce yaşananları formüle etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde biz Avrupalılar orada yaşanan korkunç olaylar nedeniyle özür dileyip sorumluluk alabiliriz. Ama Afrika tarafının da geleceğimizin geçmiş hakkında yapılacak konuşmalara değil, şu anda birlikte yapabileceklerimize dayalı olduğunu görmesi gerekiyor. Ama İsrail için Herero ve Nama halkının yer almadığı görüşmelerin bir anlamı yok. Bazı aktivistler New York'ta Alman hükümetine dava açtı. Ancak yine de Berlin'deki Fransız Kilisesi'nde düzenlenen törenle Herero ve Nama halkına ait 20 kalıntının teslim edilmesi en azından bir adım olarak değerlendiriliyor. Bence bu olumlu. Kötü olan tek yanı bir kilisede yer alması. Neden mecliste yapılıp aynı zamanda soykırımda tanınmıyor? pek çok Herero ve Nama aktivisti gibi İsrail'de yağmalanan tüm sanat eserleri ve insan kalıntılarının geri verilmesini istiyor. Alman hükümeti ise müzeler tarafından köken araştırmaları için ülkede kalması taraftarı. Ancak İsrail vazgeçmemekte kararlı. Pek çok aktivist arkadaşı gibi Herero ve Nama halkından insanların ölümlerinin soykırım olarak tanınması onun için de şahsi öneme sahip. Benim de Alman atalarım var. Bu benim geçmişimin de Almanya ile bağlantılı olduğu anlamına geliyor ve size şunu söyleyeyim. Ölene kadar mücadele etmeye devam edeceğim.